Bu videoda Minecraft'ın kurallarına bile uymayan bazı mantıklı şeylere bakacağız. Birçoğunuzun da bildiği üzere örsler ve tabelalar birçok bloğun aksine Minecraft'ta havada asılı kalamayan bloklardandır. Ancak şu an gördüğünüz bu sistemi kullanarak Minecraft'ta havada asılı kalamayan herhangi bir bloğu havada asılı tutabilirsiniz. Yapışkan pistonu geri çektiğinizde yukarıda bulunan herhangi bir blok veya ilerideki blok güncellenmez ki bu da yukarıdaki bloğun altında hala blok varmış gibi davranmasını sağlar. Bu arada bu sistemde obsidian bloğunun bulunma sebebi slime bloğunun hareket etmesini engellemesidir. Yani aslında piston hareketiyle slime bloğu üzerinde oluşan hata yüzünden oyun pistonun üzerine iyileştirdiğiniz bloğun güncelleme yapmasını engeller ve gördüğünüz bu tarz şeylerin yapılmasını sağlar. Nether'da veya End'de uyumaya çalışırsanız yatağınızın patlamasıyla karşılaşırsınız. Ancak bunu bir köylü yaparsa farklı bir sonuçla karşılaşırsınız. Eğer bir köylüyü portaldan getirip Nether'a veya End'e götürürseniz köylünün sizin aksinize rahatlıkla yatakta yatabildiğini görebilirsiniz. Yani şu an gördüğünüz üzere bir köylü Nether'da oldukça rahat bir şekilde yatabiliyor. Bu arada köylü yatakta yatarken onu kaldırmaya çalışırsanız yatak yine patlayacaktır. Yani kısacası siz olun, diğer boyutlardayken yataklara dokunmayın. Bu arada biz yatakta uyumaya çalışırken yatakların patlamasının bilinçli bir seçim olduğunun farkındayım. Ama söylemek istediğim not bunu yaparken köylere hesaba katmayı unutmuş. Videonun başında bahsettiğim bu makine gerçekten çalışmasını engelleyen bir hata oluşturuyor. Ancak bu makinenin aksine şu an gösterdiğim bu kumlar oyundaki bir hata yüzünden oluşuyor. Şu an gördüğünüz bu particle'lar bu hata oyunda ilk defa keşfedildiğinde yoktu. Ve Mojang bu hatayı oyuncular sayesinde öğrendiğinde hatayı oyundan kaldırmaktansa oyunda tutmaya karar verdi ve particle'lar ekleyerek hangi blokların düşeceğini oyuncuların anlamasını sağladı. Bu arada bunu hata düzeltmeye üşendikleri için yapmış olabilirler. Çünkü ne yazık ki sizin de görebileceğiniz üzere bunun aynısını kar katmanları için yapmamışlar. Minecraft'ta bir işaret feneri şu an gördüğünüz şekilde yapılır. Yani buradan da gördüğünüz üzere bu eşya elinizle kıramayacağınız obsidian ve cam bloklarını içerir. Yani mantıksal olarak düşünürsek feneri de elimizle kıramamamız gerekir. Ancak tuhaf bir şekilde fener yapıldığı blokların aksine kazma kullanmadan elimizle oldukça rahat bir şekilde kırılıp toplanabilir. Yani bu sadece bana mı tuhaf geliyor bilmiyorum ama bence içinde obsidian bulunduran bir blok bu kadar rahat kırılamamalı. En azından elmas kazma gerektirmeli. Minecraft'ta bildiğiniz üzere size zarar verebilecek birçok blok var ve bunlardan hasar almak gayet mantıklı. Ancak bunun aksine taş kesiciden hasar almamak hiç de mantıklı değil. Aslında eski dokusuna baktığımızda bize hasar vermemesi oldukça mantıklı. Ancak şu an eski dokusuna sahip olmadığını göz önüne aldığımızda Mojang'ın taş kesicileri tehlikeli bir hale getirmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Bu arada bana kalırsa bu özelliğe asla sahip olamayacağız. Çünkü Mojang hala oyuna yeni şeyler eklese de ne yazık ki oyundaki eski şeyleri değiştirmek konusunda biraz tembel. Minecraft'ta basamaklar oldukça yaygın kullanılan bloklardandır. Ki bu da şu an gösterdiğim şeyin birçok oyuncu için sinir bozucu olduğu anlamına gelir. Minecraft'ta bu hatayı yaptığınızda iki basamağı da kırmadan bu hatayı telafi edemezsiniz. Ki bu oldukça sinir bozucudur. Hatta o kadar sinir bozucudur ki bazı oyuncular bunun için özel bir mod yapma zahmetine bile katlanmış. Yani bu sinir bozucu şey basit bir mod sayesinde düzeltilebiliyorsa Mojang bunu neden kendisi düzeltmiyor ki? Çünkü tembeller. Minecraft'taki dekor edilmiş saksılara 2 blok büyüklüğündeki hiçbir bitki ekemezsiniz. Ancak 1 blokluk bitkileri ekebilirsiniz. Ki bunu yaptığınızda saksı üzerinde bu şekilde görünürler. Ancak bu hiç mantıklı değil. Çünkü saksının içi boş ve yalnızca ekilebilseydiler 2 blokluk bitkilerin bu şekilde görünebilmesi mantıklı olabilirdi. Bu arada bunun dışında saksının içinde su, toprak vesaire gibi bitkilerin ihtiyacı olan şeylerde bulunmuyor. Yani kısacası bu saksıların çalışma mantığı hiçbir mantıklı açıklamayla açıklanacak kadar mantıklı değil. Sanırım bu bir oyun olduğu için bunu fazla kafaya takmamamız gerekiyor. O yüzden bir sonrakine geçiyoruz. Minecraft'ta gece vakti yatağınızda uyumaya çalıştığınızda uyumanıza engel olan iki sorunla karşılaşırsınız. Ki bunlardan biri etrafta canavarların olması, diğeri ise yatağın çok uzakta olmasıdır. Şu an söyleyeceğim şey aslında gerçek dünya için mantıklı olsa da Minecraft'in pek de mantıklı olmadığını düşünüyorum. Çünkü bildiğiniz gibi Minecraft'ta yumruğumuzla veya herhangi bir eşya kullanarak bir bloğu oldukça uzaktan hiç dokunmadan kırabiliyoruz. Ancak konu uyumaya geldiğinde aynı şekilde yatağa dokunduğumuzda bu çalışmıyor ve oyun mantıksız bir şekilde yataktan uzak olduğumuz için uyuyamayacağımızı söylüyor. Şu an gördüğünüz bu fotoğraftaki alanın sizce yüzde kaçı suyla dolu? Yani böyle baktığımızda büyük bir çoğunluğu boşmuş gibi görünüyor. Ancak şunu unutmayın, bu Minecraft'tan bir fotoğraf ve Minecraft'ta su gerçek dünyada olduğundan farklı bir fizikle çalışır. Örnek gösterecek olursak Minecraft'taki bir blok su etrafı boşta bir bloktan çok daha fazlasıymış gibi görünebilir. Aynı bu şekilde. Ayrıca 2 blokluk suyla sınırsız su elde edebilirsiniz. Ki bu da görselin devamında bu olayın olacağı anlamına gelir. Normalde Minecraft'ta şu an ateş böcekleri olması gerekiyordu. Ancak ne yazık ki hala oyuna tam olarak eklenmediler. Çünkü normalde Mojang'ın planlarına göre kurbağaların ateş böceklerini yemesi gerekiyordu. Ki bunu duyan bazı insanlar gerçek dünyada ateş böceklerinin kurbağalar için zehirli olduğunu söyleyerek Mojang'ı uyardı. Ve bunun sonucunda Mojang kurbağaları yeniden ayarlayıp kurbağaların magma küpleri ve slime'ları yemesini sağladı. Yani şimdi bu değişim size mantıklı geliyor mu bilmiyorum ancak bana o kadar da mantıklı gelmiyor. Çünkü magma küplerinin adından da anlayabileceğiniz üzere yenmek için pek de uygun değiller. Yani mantıken bunun ateş böceklerinin çok daha tehlikeli olması gerekir. Ancak sanırım herkes bu değişimden memnun. Çünkü bu değişim yapıldıktan sonra neredeyse hiç kimse bir şey demedi ve bu değişimi kabullendiler. Minecraft'ta kazanla ilgili çok tuhaf bir şey vardır. Ki o da yüksekten düştüğünüz zaman kazanın içindeki suyun sizin düşme hasarınızı engellemeyeceğidir. Ki bunu daha tuhaf yapan bir şey varsa o da içinde sandık bulunan bir suyun sizin düşme hasarınızı engelleyecek olmasıdır. Bu arada bunun dışında kazanla ilgili başka bir tuhaflıksa Enderman'lerin bu şekilde kazanın içinde su olmasına rağmen sudan hasar almamasıdır. Yani sizin de bildiğiniz gibi Enderman'in sudan hasar alması gerekiyor. Son olarak bildiğiniz üzere Nether'da su yerleştirirseniz su anında buharlaşır. Ancak yere bir kazan koyup koyup ardından kazanın içine suyu doldurursanız gördüğünüz üzere su buharlaşmaz. Yani bu cidden çok tuhaf çünkü sonuçta Nether'da su hava sıcaklığından dolayı buharlaşıyor ve bana kalırsa kazan hiç de havayı soğutuyormuş gibi görünmüyor. Bildiğiniz üzere bilimde sonsuz hareket mekanizmaları imkansız olarak görülür. Ancak bu Minecraft'ta bu kadar basittir. Yani Minecraft'ta 8 tane ray ve 4 tane blok kullanarak böyle görülen bir şey yaparak Minecraft'ta sonsuza kadar hareket edecek bir vagon oluşturabilirsiniz. Ki bu iki açıdan mantıksızdır. 1. Sonsuz hareket mekanizmaları imkansızdır. 2. Vagon diğer raya nasıl rahatlıkla geçebiliyor? Minecraft'ta bir yerden diğer yere oldukça hızlı bir şekilde seyahat etmek için buz üzerindeki tekneler oldukça yaygın kullanılan yöntemlerdendir. Ancak Minecraft'ın aksine gerçek hayatta buz ve tekneler pek de iyi anlaşamazlar. Bu arada Minecraft'ta teknenizi bir blokluk bir şeritin üzerinde sürerken küreklerin boşlukta savrularak sizin ilerlemenizi sağlaması oldukça mantıksızdır. Hatta şu an gördüğünüz buz tasarrufu sağlayan bu yöntem çok daha mantıksızdır. Minecraft'ta ses çıkarmadan yürümeye çalıştığınızda normal hızınıza kıyasla oldukça yavaş hareket etmeye başlarsınız. Ki bu olması gerekendir ve Minecraft'taki birçok blokta bu geçerlidir. Ancak slime bloğu hariç. Çünkü slime bloğunda normal şekilde yürüme hızınız şu an gördüğünüz şekildeyken slime bloğu üzerinde gizlice yürüme hızınız şu an gördüğünüz gibi normal yürüme hızınızdan daha hızlıdır. Şimdi birçoğunuz bunun pantolondaki çevik ve sinsi büyüsüyle bağlantılı olduğunu söyleyebilir. Ki bu doğru olmakla birlikte oyundaki bir hata olduğu gerçeğini de değiştirmez. Minecraft'ta kömür cevher bloğunu ocakta eriterek kömür elde edebileceğinizi biliyor muydunuz? Bunu bilmiyorduysanız sorun yok. Çünkü bu oldukça saçma bir şeydir. Çünkü bu yöntemle bir bloktan sadece bir kömür elde edebilirsiniz. Ki bunu normal bir cevheri kazmayla kazarak da elde edebilirsiniz. Hatta kazmanıza büyü basarak bundan çok daha fazla kömürü bir kömür bloğundan elde edebilirsiniz. Minecraft'taki blokların ve eşyaların birçoğu kazma balta vesaire gibi eşyalar tarafından oldukça hızlı şekilde kırılabilir. Yani elinizle kırmaya kıyaslayınca ki kılıcı kullanarak iki eşyayı bambuyu ve örümcek ağını oldukça hızlı bir şekilde kırabilirsiniz. Ancak bunları kırmak normal bir bloğu kırmaktan 2 kat daha fazla dayanıklılık harcar. Ve bu Temmuz 2020'den bu yana Minecraft'ın hata takip sisteminde belirtilmesine rağmen düzeltilmemiş bir şeydir. Yani Mojang'ın neden böyle bir şey yaptığını anlamıyorum. Çünkü sonuçta bir harita uygun olduğu için kullanırsan o haritanın daha yıpranması gerekir. Minecraft'ta magma bloklarının üzerinde normal bir şekilde yürürseniz hasar alırsınız ki bu oldukça mantıklıdır. Ancak tuhaf bir şekilde gizlice yürüme özelliğini kullanarak magma bloğunun üzerinde yürürseniz hasar almazsınız. Bu arada bu magma bloğu ile ilgili mantıksız şeylerden sadece biridir. Çünkü her ne kadar magma bloğu üzerinde gizlice yürüdüğünüzde hasar almamanız gerekse bile böyle bir şeyin altına girip gizlice yürümeden çıkarsanız hasar alırsınız. Ancak hala gizlice yürüyormuş gibi görünürsünüz. Yani kısacası bu Mojang'ın düzeltmesi gereken bariz hatalardan biridir. Minecraft'taki kar bloğunu üst üste yerleştirip ardından kar bloklarının üzerine bir oyulmuş bal kabağı koyarsanız Minecraft'taki golemlerden biri olan kar golemini oluşturmuş olursunuz. Ve eğer bir şekilde bu kar golemi ölürse maksimum olarak 15 olacak şekilde kar topu düşürebilir. Ki bu çok mantıksızdır. Çünkü kar goleminin yapımı için 2 kar bloğu yani 8 kar topu kullanırız. Bu arada bunun dışında bir başka mantıksızlıksa kar golemi sayesinde sınırsız kar topu elde edebilecek olmanızdır. Yani kısacası Minecraft'taki kar golemi birçok açıdan fizik kanunlarına uymuyor. Yaşayan bir varlık olması da buna dahil. Videoyu buraya kadar keyif alarak izlediyseniz videoyu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olursanız sevinirim. Bu arada Türkçeleştirdiğim bu video ekranda şu an gördüğünüz ve açıklamada linki bulunan kanala aittir. Yani İngilizce biliyorsanız o kanala da bir göz atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.